Sen bak, ne yapıyorsun? O ama o aynı kişi değil. Kafası o. Gerçek biyobüyücü kaçtı. Gerçek biyobüyücü kaçtı. Öldü müydü? Öldü. Ha öldü, doğru. Sorry ya. Abi. sorry öldüydü. Leoran öldürdü onu. Senden ya bu hikaye bir yıldan fazla geçti şu an. Yok yok, belli canım zaten. Çünkü bir ayrıyeten paralel bir hikaye daha var. Şimdi buraya geçtik. Uzun süre sonra buraya döndük. Bayağı sonra. Etrafta başka ne var? İlgini çeken bir şey var mı? YouTube'u yok. Yönlendiriyor muydu? Devam edebilirsiniz. Ya da bunu haritaya göre bakabilirsiniz. Onunla işin bitti mi? Onunla derken beni mi kastediyor? Elf yok, Leoran'ı döndü. Bunu kurtarmayacağız sanırım. Peki. Zaten duvarın içine girmiş. Siz kurtarabiliriz ki. İşte adam öldürsem öldürmesem ahlaki çatışma içinde şu an. Yardıma ihtiyacın var mı? Şu an ceza, suç ve ceza kitabındaki adam gibi yani. Ben sonra karar vereceğim. Hadi gidelim. Peki. Evet, gidiyorsunuz işlere doğru. Ve büyük bir geniş alana geliyorsunuz. İleride meşalelerin altında bir tane kule talı. Geldiğin. Ben girdiğimiz yola... Goblin ama. Değil ki mi? Yani buraları ben biliyor muyum çok iyi? Gerçi haritamız var ama. Haritaya göre gittiğiniz zaman önceki gittiğiniz yolla aynı yol mu? Değil. Değil. Bu tarafa girmemiştiniz hiç. Vay be, buraya girince de böyle büyük geniş bir salon varmış falan diye hatta. Bunu yapıyordum. Bir baktı gayet böyle goblin böyle duruyor. Böyle yapmış. Yüce efendim. Goblin reyit mi oldu ya bu? Ya bizi fark etmeden yavaş yavaş ilerleyemiyor muyuz biz? Karşıda sizi bekliyormuş zaten. Ha, bizi bekliyormuş. Sen? Neden sen geldiniz buraya? Haritaya bakarak geldik aslında. Diyorum haritaya bakın. Futuko'yu arıyorum. Ne haritası? Haritada nedir? Futuko'nun ismini ikinci kez ağzına aldım. Her şeyi söylüyorum. Bir dakika. Bu aynı goblinmiş. Hayır bir dakika. Ben muhtemelen fırlatma işi kabul etmez. Fırlattığım silahlarım da var muhtemelen. Ne alaka deyip döndün ya sana, tam o anda ben diğerinin boşlu olmadığından bir silah fırlatmak istiyorum. Bu onluk değil mi ya? 48. Bir daha bir fırsatım var şu an, bir şey göreceksin. Atamadın ama. Yandan geç. 0-8. Bir daha. Abi attın, yandan geçti, yandan geçerken sağa döndü. Dönünce burasında bir işaret görüyorsun. Aynı bunun üzerindeki desenler gibi. Böyle boynunu sarmış. Ve senin ilgini çekiyor bu. Fark et. Yani ya gelip oynasın. Ne kadar yakındım ki ben bu goblinle. Bayağı uzak. Ya ışığın parlamasıyla o simgeyi gördüm. Burası ama metal gibi yanıyor. Anladım, anladım. Vücudu metal olamaz normalde goblin ama niyeyse metal gibi burası. Ben fark etmiyorum değil mi? Yok. Gerçekten fark edebilirsin. Aslında var zaten. 71. Bunun... Ya etrafın böyle senin bakmaya çalışınca parlıyor. O parlamanın arasında onu seçemiyorsun. Yani çok fazla parlayan şey var. Aynen. Toprağın içinde, duvarların içinde. Şöyle dedim, benim için bir anlamı yok. İncelemem, daha üstüne gitmem lazım. Benim için şu an bir anlamı yok. Ama uçak fark geçince... Ha ıskaladı. Ben buranın lideriyim. Beni hep ıskalayacaksınız. Futuko nerede? Futuko'yu üçüncü kez söyledin. Peki, söyleyeyim. Efendimize haber veririm. Ama bir şartla. Sizi buraya kapatıp güvenceye almam lazım bizim buraya mekanı. Kim bu, tanıyor musunuz? Leora. Futuko'yu hissediyor musun? Keşke bu adamı biraz önce öldürseydin. Bilmiyor ki Futuko'yu. Bilmediği kişi hissedemez. İsim yazmıyor ruhların üzerinde. Ama onun psikolojisi bozuk ya, hala anlaştın. Kim? Değil. Her yüzünden. Aynen. Bozuldu canım. Bunu hayatta kalmasına gerek var mı? Benim canımı sıkmaya başladı. Kimi? Bu. Goblin'i gösteriyorum. Öldürebilirsin. Okey. Baltamı çıkarıyorum abi, kitabı bırakın. Tutar mısın diyeyim de oraya kitabı veriyorum abi. Yani sen ters ters bakıyor tabii. Çağırmayacaksan. Baksana tutar mısın diye ters ters. Tutma ya deyip yeme çantama yere koyuyorum. Baltamı çıkarıp goblinize doğru yürümeye başlıyorum. Yavaş adım, sonra tık tık tık. O da yavaş yavaş geri gidiyor. Hızlanıyorum, sonra koşmaya başlıyorum. Fark ediyorsun ki burada omuzluk var, şu olur. O da böyle değişik.
O buraya yayılmış böyle koluna ve boynuna. Gel bakalım diyor. Şöyle duruyor sana doğru. Tamam. Koşuyorsun. Tamam. Ne yapıyorsun? Baltanı. Şimdi şu şu üstündeki simgeye biraz daha yakınman bakalım deyip böyle baltayı savuruyor. Rahat. Ama kımıldamıyor. Böyle duruyor. Omuzunu gösteriyor sana sadece. 70. Ben dur diyebiliyor muyum ona? De. Diyebilirsin de durar mıyım bilmiyorum. De sen duracak mı? Duruyor mu? Duruyor musun? Öldüren demedik mi? Ben ondan sonra gidiyorum. Yok durmuyorum. Peki. Dur diyorum duymuyor koşarken. Yok duyuyorum da durmuyorum yani. Abi ayağına baltan, vurman daha mantıklı olurdu. Baltan. Ha? Baltanı böyle yaptın ya. Geri sekti. Çok sert bir şeye çarptı ve kıvılcım çıktı. Görünmez bir bariyer değil mi? Omuzluğuna çarpıp geri sekiyor. Evet. Ha tamam. Omuzluğuna bırak. Ayağını dene. Bir dakika ya. Uzaktasın sen şu an. Koştun. Bağırıyor musun bunu? Ne? Bağırsan goblin duyuyor. Gel ayağımı dene gel diyor. Gel dene gör ne olacağını. Boks koçum bu benim. Bak diyor futu, sattık öyle karşılaşmak istiyordun ama şu an bana düşman oldunuz. Sizin sonunuz ölüm diyor. Ve bir goblinden bu kadar cesaret görünce bir ilkiliyorsunuz. Deorem bile enteresana geliyor. Ben şey acaba onun goblin olup olmadığına bir bakayım ya. Bak. 5. Goblin. Ama goblin dikkat edince fark ediyorsun senin o seni çeken teknoloji vardı ya omuzunda. Bu bayağı sağlammış diye düşünüyorum ben. Ben savaşıma devam ediyorum ya. Ben bir daha sağlıyorsun. Tabii tabii ben şey yapmıyorum ya. Dur Leoren ne yapıyor? Ne kadar ya? Sen ne kadar yaptın bunu? Ya 100 metre yok. Kovcam atabiliyor muyum? Aa ona da gelir. O daha iri. O daha iri. Önünde çünkü şu an harbi de yürüyor. Önünde evet. İçin yürüyor şu an. Aynen hadi bakalım. Hadi bakalım. Ölebilirsin de. Bizim bir arkadaş şak diye öldü. Ha ölürsem de neresine şey savurdun onu söyle. Bu tavsiye onu duydum değil mi? Bir tane bacağına ya böyle diz kapağını böyle nişan alıyorum. Hedef alıyorum. Abi diz kapağını aldın. Bir anda goblinin atladığını hissediyorsun o sırada ama bir şeye takılıyor. Bir bakıyorsun ki omzundan aşağı bir bıçak çıkmış, baltanı böyle yere saplıyor. Demek öyle. Ve kaldı. Bence diğer tarafını sallamalısın. Ayağını senin baltanın üzerine koyuyor. Yapıyor. Omuzluğum hala güzel. Emin misin diyor. Evet evet eminim omuzluğum. Elim, uzanabiliyor muyum goblin'e? Uzanmaya çalışırsın istiyor musun? Evet evet bayağı şey böyle hani... Kolun kolun gitti. Şey soruyorum. Kolun gidebileceğini hissediyorsun yani. Çünkü çok acayip bir tehlike yani anlamadığın bir güç resmen yere senin çattı şeyi. Ve görmedin o bıçak nereden çıktı. Ben tamam o zaman madem yakınındayım yani simgeye bakmak istiyorum. Yani daha incelememe, yani daha yakınındayım ya. Yeniden o kadar güçlü değil abi. Sarsızlar atıyorum. Şu an savaşırken onu düşünüyorum. Abi şu an titriyorsun sen. Ne bileyim şu an ağrını yapıyorum. Heyecandan ve korkudan titriyorsun. En başta niye geldim abi ben o zaman? Sen o işi Leoren'e bırak istersen. Hayır şöyle düşün. Sen savaşla eğitim aldın ama abi kimse sana demedi ki ben sana baltayı savururken birisi senin bıçakla yere çakar diye bir şey duymadın hayatımda. Bir de küçücük bir şey yani. Bir de küçük goblin. Goblinler sen ot keser gibi kesildiğini biliyorsun mesela normalde. Ha daha önce sen hiç savaşmamışsın aslında gerçekte. Tabii o da var. Ona bakmamız lazım. Yok. Ona bakarız da ben hani bir en başta hani bunu öldürmeyeceğiz mi deyip gittim aslında. Hı. Hani öldürelim deyince ben de gittim. Mantıklı. Yok bir şey sıkıntı yok. Yani. Sen saflığını burada şey yapıyoruz. Karakterin yavaş yavaş gelişecek. Senin saflığın derken senin karakterin saflığının bilmeden gidiyor bir şeye ve yeni bir şey görüyor. Artık tırsma zamanı şu an. Tırsıyorsun. Sıfır levelsin bir de. Ne oldu? Ne? Kafana oturmayan yer neresi? Hayır en başta giderken hiç bunlar yoktu. O yüzden bir emin olamadım. Olsaydı o kadar daha... güçlü gözükmüyordu bir de. Küçük yani, bir şey o, daha farklı yani. Davranırdım yani. Ama sana daha ilk darbeden itibaren. O simgeyi söyledim. Ama o simgenin tehlikeli olduğunu hiçbir zaman görmedim baltanı ki ben. Baltanı ufacık şeye vurdum. Baltan geri sekti. Bak ben söyledim söyleyeceğimi. Aslında. Geri gel. Daha ne sen diyeyim? Sen geri gel diyorum. Leoren halleder. Hayır şu an bana karşılık vermiyor ama değil mi goblin?
Yok, sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Çünkü sattı koyuyor. Hayır, karşılık var. Yani saldırı olarak karşılık vermiyor değil Hayır, mi? Hayır, verirsen diyor, emin misin? Hayatını olmak istiyor Hayır, musun? İki diyor. Kere saldırdım ya, onun için diyorum. Karşılık vermiyor aslında bana, değil mi? Vermiyor hala. Tamam, karşılık vermediği zaman istersen... duruyorum o zaman ben. Ama yani uzaklaşmıyorum, yanında duruyorum yani. Orada olma yanında. Kılıcım atacak değil mi? Sen çekilsene, kıvılcım atacak Leoren. Hayda. at. Leoren kimse atsın. Leoren atma. Geçenlerde buraya giren kararlık mı o Leoren? Bir sürü arkadaşımızı katletti. Senin de mahkemeni burada görebiliriz aslında diyor. Oha ya. Ne güç, neyse artık bu ben anlamadım ya. Goblin lan. Goblin. Ustaya mektup var. Ha, tamam. O zaman şu hayvanı önümden çekin de ben sizi buraya güzelce kitleyip öldürecek olsam şimdi öldürdüm sizi. Diyor. Şöyle yapıyor. Elini şöyle yapıyor, duvarlardan böyle mekanizmalar çalışıyor, size doğru böyle toplar dönüyor. Bildiğin top yani, ateş edecek top. Böyle gemilerden çıkan toplar yok mu? Adamlar tuzağa çekmiş sizi. Leoren bizi tuzağa çekmişler galiba. Çok, çok zekisin. Sizin de böyle güzel kıyafetleriniz var mı? Az önce biri geldi de öldürdük onu. Şapkasını aldım mis gibi. Sizin de varsa sizin de alabilirim. Ama öldürme ben de alabilirim. Tabii. Nereden tanıyorsun? Yolda gördüm. Allah rahmet eylesin. Ben de kötü biri sanıyordum o. Kötü müydü? Kötülük neye göre? Niye öldürdünüz adamı? Çünkü Satlıko'ya karşı geldi. Peki. Satlıko'yu çağırsana. Mektubum var. Satlıko'yu çağırsana. Ha 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 diye gülüyor. Arkadan bir sürü goblin sesi. Sizi izliyorlarmış karanlıkta. Ha 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 diye böyle yankılanıyor. Ve böyle bir yandan da şey diyor böyle kendi kendine konuşuyor. Artık diyor bütün goblinler benim diyor lider seçenek diyor. Bakın nasıl gösterdik. Evet Satlıko'yu için diyor sizi güvenceye alıyoruz diyor. Kapılar kapanıyor sırada. Devam ediyor mu mekanizma? Ben kapıda din... Arkanızda bir yerden, normalde mağara olan yerden bir yerden aşağı yukarıdan aşağı kapı kapanıyor. Teknolojiye bak. Yok ya şey... Parmaklık mı? Mekanik ha. Yani bu tarafa geçirme ihtimali var. Kapı mı, parmaklık mı? Abi iki türlü de geçemezsin. Niye? Parmaklığın ince değilsin ki kadar. Ya ben geçeceğim için söylemiyorum. Kırıp geçebilir miyim işte? Yani geçilmiyor. Geçilmemek için kapanıyor zaten. Ona tamam nasıl anlamadım. Yani geçmeyi deneyebilir miyim diyor. Ha, kırmayı deneyebilir miyim demek istiyorsun. Yani kapı parmaklık mı yoksa düz demirden mi kapı? Parmaklık. Tamam. Önce bize gelen toplara ateş top atmayı düşünüyorum. Emin misin? Evet. Oyun dışı konuşuyorum. Leoren hesaplarına göre bir tane ateş topunu attığı zaman diğerleri ateşlenirse senin de parçalara ayrılma imkanın var. Oha. Ya sen şey değilsin, yok edilmez değilsin. Parçalarını geri birleştirme imkanın olmazsa da ölürsün. Nasıl bir yere düştük artık? İyi misin? Hayır, şu an garip geliyor. Ne? Bir goblin lideri var. Buranın kapıcısı olduğunu söylüyor. Ama bir sürü de goblin bunu takip ediyor. Ve bu goblinlerin hepsi gerçek. Burada tutmayan şey bana... Burada saçma gelen şey şu. Bunları kim kapıcı ilan etmiş? Sen niye goblinleri anlamaya çalışıyorsun ki? Yok. Ben goblinler lideriyim. Kapıcı değilim ben. Yok bir dakika sana sen gitmemiş miydin? Ben bekliyorum. Goblin yolladı. Ben ne gideceğim? Sen tamam, bir sus. Ben... Onunla konuşuyorum. Ona dönüyorum tekrar. Tamam. İskelet çağırmak istiyorum. O ama yine de tehdit unsuru olursa ateş edeceklerinden korkup yani tehlikeli. Yani diyorsun ki bekle. Şu an kilitlendiniz yani. O toplar, barutlu toplar size çarptığı zaman, o patlattığı zaman yani un ufak olacağınız büyük ihtimal. Tuzağa düştünüz.
Abi 0-0-1 attım oyunun başında. O bu tuzak içinde. Yapacak bir şey yok. 100 de attım, sana maske verdim işte mesela. Kask verdim. Evet. Neyse geliyor. Efendimiz hazır, Sattık Hazretleri. Onları getirebiliriz. Şimdi uslu bir çocuk olun ve kollarınıza zincir bağlarken müdahale etmeyin. Diyor. Ben goblinlerin lideriyim ama benim efendim de sattık o diyor. Zincir mi? Olca zincir. Senin zaten. Yerine biz takarız lan. Bir tane goblin geliyor. Öyle bir şempanze gibi. Alıyorum. Takmış gibi çeviriyorum işte. Kong şeylerde. Sensiz? Taksitler mi? Takmazsanız o zaman burada çıkış yok size. Zaten gelin. Taktığımızı sanıyorlar diyorum şey sessizce yaklaşımda. Sadece üzerinden çeviriyorum diyorum. İstediğin zaman çıkarırsınız. Ya söyleme. Siz yapın bakalım ne yapıyoruz. Ben bana taktı diyorum. İyi ona bu şimdilik söyleyecek bir şey yok, yapacak bir şey yok. Sen umarım mı kırıldı? Yok. Ne öğreniyorsun? Niye takmadın? Niye taksın canım? Abi şu an kilitli bir durumdasınız yani. Olsun ya sen kemere gel. Kurtulur elimizde Leoren de bize zarar vermekten korkuyordur. Yani elim kapalı kilitliyken de ben büyü atabilirim sonuçta. Evet tamam. Sizi getiriyorlar bir şeyden yürüyorlar böyle diye yanınıza yürüyor. Şey de böyle arada böyle yapıyor yani güzelmiş ya bu falan böyle yapıyor. Çıkıyor muymuş o? Hmm. Demek ki maharet onunla değil diye düşünüyorum. Yok sen maharetin burada olduğunu biliyorsun. Hı. Sen de biliyorsun. Bir tek Leoren bilmiyor, söylemedi çünkü. Ben şu an maalesef onun okumdan ziyade omuzun nasıl tepki verdiğini görüyordur Leoren zaten. Yok sen uzakta, sen öndeydin. Sen önünü kapattın ya. Kapattın. Bir şekilde seni kilitlediğini fark etti. Yani görmek için ya da anlamak için zar atabilir de atmadığı için bir şey demiyorum. Tamam mı derim bakalım? Aha. Ne olacak? Merak büyük ediyorum. Bir kapı gıcırdayarak açılıyor. Goblinleri zaten anlamaya çalışsak. Açılıyor ve hazretlerim getirdim diyor. O sırada kukuletalı bir goblin böyle. Tamam mı? Böyle duruyor. O şapkayı niye aldın sen diyor. Gerizekalı diyor. Pardon efendimiz, pardon efendim. Anısına bari saygın olsun. Ama efendim köpekler yiyordu. Ben de şapkası başa gitmesin diye aldım. Yeni koyun cesedin yerine. Tamam efendim diyor. Gidiyor götürüyor. Kapılar kapanıyor arkanızdan. Bu arada fark etmediler sizin zincirlemedinizi. Zincirli serbest aslında. Ama rol yapabilirsiniz. Benim ismim...